Kademeli emeklilikte son durum. Yeni düzenleme geliyor mu? Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesinin ardından kademeli emeklilik sistemi, belirli bir prim gün sayısını dolduran çalışanların yaş beklemeden emekli olma hakkını kazanması açısından önemli bir alternatif sunuyor. Son günlerde kademeli emeklilik düzenlemesine dair artan tartışmalar, emeklilik hakkını bekleyen birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yeni bir düzenlemenin kapısını araladığı açıklaması kademeli emeklilik konusunu tekrar gündeme getirdi. Peki, kademeli emeklilik gerçekten geliyor mu? Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar. Kademeli emeklilik, yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için gün geçtikçe daha önemli bir konu haline geliyor. Son günlerde artan erken emeklilik beklentileri kamuoyunun ilgisini çekiyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vermesi bu konudaki tartışmaları alevlendirdi. Kademeli emeklilik sistemi gelecek mi? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emeklilik sistemine dair bazı açıklamalarda bulundu. Güler e daha adil ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa etmeliyiz açıklamasıyla yeni bir emeklilik düzenlemesinin kapısını araladı. Bu ifadeler, özellikle kademeli emeklilik konusunu tekrar gündeme taşıdı. Kademeli emeklilik, yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyen birçok vatandaş için kritik bir mesele haline geldi. Sosyal güvenlik uzmanı tarih verdi. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih, alınacak emekli maaşını etkileyecek mi, sorusuna en net cevabı verdi. İsa Karakaş, ayrıca kademeli emekliliğin çıkacağı tarihi açıkladı. TGRT Habere konuşan SGK uzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin mutlaka getirileceğini belirtti. Karakaş, e-kademeli emeklilik eninde sonunda gelecek. Çünkü sosyal güvenlik sistemi bir zincirdir ve EYT ile bu zincir koptu. 17 yıl, 24 yıl gibi büyük farklar kabul edilebilir değil dedi. Karakaş, bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve 2027'de bir değişiklik beklediğini sözlerine ekledi. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının ardından birçok vatandaş emeklilik haklarına kavuştu. Ancak, 8 Eylül 1999 sonrası, sigorta girişi bulunan binlerce çalışanın emeklilik mücadelesi devam ediyor. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar, SGK girişimlerinin sadece birkaç gün geç olması nedeniyle emeklilik hakkını kazanmak için 17 yıl beklemek zorunda kalıyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan bu bireyler, kademeli emeklilik sistemiyle birlikte hak ettikleri emeklilik fırsatına ulaşmayı umuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmaları sürerken kamuoyunda kademeli emeklilikle ilgili yeni bir düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Uzmanlar, kademeli emeklilik sisteminin özellikle 1999 sonrası sigortalılar için önemli bir çözüm olabileceğini belirtiyor. Kademeli emeklilik sistemi nasıl işliyor? Kademeli emeklilik sistemi, belirli bir prim gün sayısını doldurmuş çalışanların Yaş beklemeden kısmı emeklilik hakkından yararlanmasına olanak tanıyacak. Bu sistem, özellikle emeklilik yaşını beklemek zorunda kalanlar için önemli bir çözüm sunmayı amaçlıyor. Ancak, kademeli emeklilikten yararlanabilmek için çalışanların hem belirli bir yaşa hem de hizmet süresine ulaşması gerekecek. Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili resmi bir yasa metni henüz mevcut olmasa da, bu konuda kamuoyunda artan beklentiler dikkat çekiyor.